geçiyor. Narlıdere'miz, özellikle yukarı köyümüz, biz öyle biliyoruz. Çocukluğumuzdan, doğduğumuzdan bugüne kadar burayı yukarı köy olarak biliyoruz. Narlıdere, ama Narlıdere'ye adını veren bir mahalle burası, Narlı Mahallesi. O nedenle burası gördüğünüz üzere restore edildi, restorasyonu yapıldı. Belediyemiz, valilik tarafından karşılandı finansmanı. Buradaki yaşantımız, bizim kültürümüz gün yüzüne çıktı yani. Görücüye çıkmış oldu. O bakımdan geçmiş dönem belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca yeni belediye başkanımıza da buraya sahip çıkmasını diliyoruz, bekliyoruz en azından. Nedir buranın eksiği efendim, yani mesela örneğin bir muhtar olarak hangi amaçta sahip çıksın buraya eksik olarak? Bir de... Şimdi buranın korunması lazım, bu kültürün yaygınlaşması lazım, tanıtılması lazım. Daha tam olarak tanıtıldığını ben şey yapmıyorum, düşünemiyorum. Neden? Hala da ziyaretçi bekliyoruz, daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Bizi tanımalarını bekliyoruz, bizim kültürümüzü, Alevi kültürünü tanımaları, tahtacı kültürünü tanımaları bekliyoruz. Ayrıca bizim diğer Alevi şeylerinden bir ayrıcalığımız var, tahtacıyız biz. Yani tahtacılığı onları bilenler bilirler, okuyanlar bilirler. Burada bu kültürümüze sahip çıkılmasını bekliyoruz biz. Şu anda eski adetlerimiz kalmadı ama bizler arkadaşlar olarak, toplum olarak elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim burası zaten ocağımız yani. Evet, başka yerimiz yok. Biz buranın doğma büyüme, annemizden, babamızdan, atalarımızdan kalma yerlerimiz. Ve buraları çok güzel bir yerdi. Zamanla apartmanların olması bizleri biraz bir konuda yani geleneklerimizi, göreneklerimizi geriye attı. Ama biz elimizden geldiği kadar, gençlerin elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorlar. Göstermeye çalışıyorlar. Tabii onlar da nereye kadar bilmiyoruz yani. Gerçekten de biz bununla gurur duyuyorduk. Narlıdere'nin tahtacı olmasından. Firavun arkadaşımın söylediği gibi kültür evimiz oldu, cem evimiz oldu. Daha önceki yıllarda bunlar yoktu. Biz kendimizi fazla tanıtamadık. Ancak bu yıllardan sonra cem evi olduktan sonra Alevi Kültür Derneği'ni kurduktan sonra kendimize geldik ve sağ olsun başkanımızın sayesinde bayağı bir etkinlikler yaparaktan Narlıdere bu hale geldi. Yukarıköy dediğimiz yer daha önce çok ufak bir yer. Narlıdere'nin merkezi olan bir yer. Ama hiçbir şekilde Balçova'ya dahi kendini tanıtamayan bir ilçeydik. Şu anda onun çok çok ilerisindeyiz ve Narlıdere olmaktan, Yukarıköy'le olmaktan mutluyum. İlerler bitti. Evet. Ama bura bitmedi. Her yakasa dıştan geldiler her yakalara kondular. Öyle mi diyorsun? Yoksa eskiden bir kişi sokmazlardı bu köyün içine. Köydü burası. Evet, tahtacıların yoğun yaşadığı köydü. Ama şimdi ne diyorsun? Şimdi? Ama şimdi bizden fazla onlar var. Öyle mi? Öyle. Bizim yalnız bu sabah böyle. Hiç olmazsa buradan kovalayamıyorlar bizi. Sabit diyorsun. Peki bu dış yapılar güzelleşmiş. Buna nasıl diyorsun? Yani yapmışlar belediye... Ben hiç güzel görmüyorum bunu. Neden görmüyorsun? Böyle sıvalıydı bu duvarlar bütün. Hı hı. Beyaz badanayı vuruyorduk kereci. Evet. Mavi kapılar. Ha, buz gibi bembeyaz. Evet. Daha güzeldi. Evet. Bu ne böyle taş? Gerçekten buranın bu şekilde korunması, bu şekilde artık insanların tanıdığı, rağbet ettiği bir yer gelmesi en başta bizi mutlu ediyor. Şu bir gerçek, sadece bize özgü değil, bütün şeylerde, toplumlarda eski gelenek ve görenekler yavaş yavaş kayboluyor. Bu bizde de böyle bu şekilde oluşmaya başladı. Ama bu restorasyon bitip de tekrar bura canlanmaya başladığında insanlar eski gelenek ve göreneklerini daha çok önemsemeye, bir takım bunlara uyumak için bir takım çabalar göstermeye başladı. Bu da bir gerçek. Artı daha öncesinde Abdülbaşkan zamanında da onun yaptığı yeni hizmetlerden biri de burada bizim tarihi cemevimiz vardı. O cemevini sağ olsun o zaman rahmetli Priştine Başkanımızın
katkılarıyla, başlamasıyla sonradan Aziz Bey'e nasip oldu açılışını yapmak ve devam ettirmek. Buraya bir bizim gelenek ve göreneklerimizi anlatan, ifade eden, orada görülmeye değer bir müze haline getirildi. Bu da bir takım eskilerin tekrar yaşatılması konusunda bizim için önümüzü açtı. En son noktada da bu restorasyon çalışmalarının bitirilip de bu şekilde insanların tanıdığı bir yer haline gelmesi de en fazla bizi mutlu etti.